Kobani olayları çıktığı zaman 150 bin kişi, yani bu Kürt kardeşlerimiz, oradan buraya göçtüler ve 3 günde bunları alıp yerleştirdiler. Dünyanın hiçbir devletinin böyle bir kabiliyeti yoktur. Yok. Evet. Ve arkadan yani Türkmen kardeşlerimiz geliyor, Arap kardeşlerimiz geliyor ve bu işin hamaliyesini biz çekiyoruz. İletişimini PKK ve HDP yapıyor, açık söyleyeyim. Yani hamaliyesini hükümet çekiyor, iletişimini PKK ile HDP yapıyorlar ve olağanüstü derecede yapıyorlar. Şöyle düşünün bir manzara. Bizim AFAD, işte askerler, ordu, oradaki mültecileri buraya aktarmaya çalışırken, onlara yer yurt bulmaya çalışırken, sayın vekiller de bizim jandarmayı taşlıyorlar. Yani böyle bir vatanperverlikle yüz yüzeyiz. Bunun, ahalinin bunu çok iyi görmesi lazım. Hemen arkasından da şimdi bir terör örgütü bir devlet kurmaya çalışıyor ve terör devleti kuruyor. Karşı tarafta kuyruğu sıkıştığı zaman da yok efendim Türkiye'den IŞİD geldi, Türkiye'den şu geldi. Yani şunu açık bir şekilde görmemiz lazım. Bu ülkede çözüm süreci Batılı hiçbir devletin istemediği bir şeydi. Suriye Savaşı ile beraber çözüm sürecini bir Batılı devlet ve İran ortak ittifakla sabote etmeye çalışıyorlar. Ve bence iyi derecede de yol aldılar. Bir Kobani'de ilk adımını attılar. Şu an tam hükümet boşluğu varken, yani bir seçim bitmiş, hükümet kurulamamış dönemde de adeta bu bütün şeylerin, yani istihbarat yani terör örgütleri şöyledir. Ya bir devletle çalışmazlar, bir sürü devletle çalışırlar. Bugün PYD'de, PKK'da ve IŞİD'de her biri ayrı ayrı istihbarat güçlerin oyuncağıdır. Hani PKK'nın bir milli yanı var mı yok mu diye tartışılır yani Türkiye ile daha sıkı ilişkileri. Ama şunu biliyoruz ki Kasım Süleymani PKK'nın liderini çağırdığı zaman çağırdığı gün ayağına getirir. Ve Batılı devletler de istediği zaman getirirler. Bu mazlum Kürt halkının ve Türklerin büyük ittifakı olan çözüm sürecini engellemek için olağanüstü ince bir plan yapıldı ve Kobani'de ilk adım oynandı. Bence seçimlerde alınan neticenin kökleri Kobani'de atıldı ve başarılı olundu. Dediğim gibi o 150 bin kişiyi aldı, hükümet yerleştirdi. Karşı propagandayla Kürt kardeşlerimizi ülkeye düşman eden de HDP'liler ve PKK'lılar oldu.